Merhaba arkadaşlar, tekrar beraberiz sizlerle. Bugünkü dersimizde dış kuvvetlerin yeni bir unsuru olan dalgalardan bahsedeceğiz. Dalgalar arkadaşlar gerçekten dünya ekosisteminde önemli bir yere sahiptir. Dalgalar yağışın oluşmasında bile etkisi olan bir kuvvettir arkadaşlar. Hani dalgaların işte kıyıya vurması sonucunda havaya sıçrayan küçük tuz parçacıkları, bunlara biz coğrafya derslerinde ekosistem konusunda aerosoller diyoruz. Bu aerosoller arkadaşlar yağışların meydana gelmesinde en önemli unsurlardan bir tanesi arkadaşlar. Yani dalgalar bu dünyada düzenin dönmesi açısından oldukça önemli bir unsur. Pekala, dalga nedir? Dalga arkadaşlar su yüzeylerindeki salınım hareketleri demektir. Yani suyun hareket etmesine, salınım hareketleri yapmasına biz dalga diyoruz. Tabi dalgalar arkadaşlar değişik sebeplerden kaynaklanıyor. Dalgaların oluşmasının en önemli sebebi rüzgarlardır. Mesela dünyadaki sürekli rüzgarlar diye adlandırdığımız Alize rüzgarları, Batı rüzgarları ve kutup rüzgarları dünyadaki en büyük dalgaların oluşmasına sebep olan dalgalardır. Bunun dışında tropikal bölgelerde görülen İşte bizim fırtına, hortum, kasırga, tayfun, tornado gibi isimler verdiğimiz şiddetli rüzgarlarda yine dünyada çok büyük dalgaların oluşmasına sebep olabiliyor arkadaşlar. Yani dalgaların oluşmasındaki temel unsurumuz sürekli rüzgarlar ya da sadece rüzgarlarda diyebiliriz. İkincisi gelgit, yani metcezir, dalgaların oluşmasında önemli unsurlardan bir tanesidir. Volkanik faaliyetler, tabi bu volkanik faaliyetler karada olan volkanik faaliyetler değil, okyanusların tabanlarında, denizlerin tabanlarında meydana gelen volkanik faaliyetler arkadaşlar suyun hareket etmesine, dolayısıyla dalgaların oluşmasına sebep olabiliyor. Zaten dünyadaki aktif volkanların belli bir kısmı arkadaşlar okyanusun tabanlarında karşımıza çıkıyor. Çünkü okyanusların tabanlarında lefa kabuğu daha ince olduğu için burada mağmanın dışarıya çıkma ihtimali daha fazladır. Zaten böyle yer altında oluşan bu volkanik olaylar sonucunda bizim volkanik adalar dediğimiz adalar bu şekilde meydana geliyor arkadaşlar. Örnek Hawaii adası, örnek İzlanda adası gibi adalar volkanik faaliyetleri sonucunda oluşmuştur. Dalgaların bir diğer sebebi arkadaşlar depremdir. İşte okyanus tabanlarında meydana gelen ya da deniz tabanlarında meydana gelen deprem hareketleri, yani titreşim hareketleri burada suyun hareketlenmesine, dalgalar oluşturmasına sebep oluyor. Biz bu depremin oluşturduğu büyük okyanus dalgalarına Tsunami adını veriyoruz. Yani tsunami arkadaşlar daha çok büyük okyanusun kıyılarında meydana gelen bir olaydır. Hani hatırlarsanız büyük okyanusun etrafına biz coğrafyacılar ateş çemberi olarak adlandırıyoruz. Bu ateş çemberi dediğimiz bölgede hem deprem riski çok fazla hem de arkadaşlar sonuçta büyük okyanus. Yani suyun da kütlesi oldukça büyük olduğu için burada çok büyük tsunami dalgaları meydana gelebiliyor. Özellikle Japonya kıyılarında, Endonezya kıyılarında, Malezya kıyılarında, Filipinler kıyılarında arkadaşlar büyük tsunami dalgaları ortaya çıkabiliyor. En son 2011 yılında arkadaşlar Japonya'da büyük bir deprem meydana gelmişti ve bu depremin sonucunda arkadaşlar Japonya'da büyük tsunami dalgaları ortaya çıkmıştı. Hatta nükleer santralin birinde bu tsunamilerden dolayı bir kaza yaşanmıştı arkadaşlar. Ve akıntılar. Yani işte denizlerdeki, okyanuslardaki suyun karşılıklı olarak yer değiştirme olayı da yine dalgaların oluşmasında etkili olan unsurlardan bir tanesidir arkadaşlar. Burada bilmemiz gereken bir ayrıntımız var. Okyanusta dalgaların boyutları, dalgaların şiddetleri, dalgaların yükseklikleri daha büyüktür. Hani bu sörf sporunun yapıldığı büyük dalgalar hep böyle işte haberlerde, belgesellerde, filmlerde izliyoruz. İşte Amerika'nın Hawaii adasında, Amerika'nın Florida kıyılarında, Miami sahillerinde gerçekten böyle 10-20 metre yüksekliğinde büyük okyanus dalgaları meydana gelebiliyor arkadaşlar. Çünkü okyanuslarda su kütlesi daha büyük olduğu için onun oluşturduğu dalgalar da haliyle daha büyük olabiliyor. Ama iç denizlerde, mesela ülkemizin kıyısının bulunduğu Ege, Akdeniz, Marmara, Karadeniz gibi bölgelerde öyle çok da büyük Hawaii'deki gibi büyük dalgalar karşımıza çıkmıyor arkadaşlar. Pekala, dalgalar konusunda öğrencimizin en çok bilmesi gereken konu işte burası. Yani dalgalar nerede aşındırma faaliyeti yapar, nerelerde biriktirme faaliyeti yapar? Dalgalar denizin birdenbire derinleştiği, yani kıta sahanlığının dar olduğu yerlerde dalga aşındırma faaliyetleri etkilidir. Yani denizin birdenbire derinleşmesi, dağların birdenbire yükselmesi, bu yüzden buraya dalgalar şiddetli bir şekilde vurduğu için durmadan kıyıda aşındırma faaliyeti yapacaktır. Dolayısıyla Türkiye'de, ülkemizde dalga aşındırma faaliyetinin, dalga aşındırma şekillerinin en fazla görüldüğü yerler Karadeniz ve Akdeniz'in kıyılarıdır diyebiliriz arkadaşlar. Ama dalgalar denizin yavaş yavaş derinleştiği, yani kıta sahanlarının geniş olduğu yerlerde ise daha çok biriktirme faaliyetleri yapar. Çünkü denizin yavaş yavaş derinleştiği yerlerde dalgalar kıyıya çok hızlı bir şekilde vurmayacağı için, hızlı bir şekilde çarpmayacağı için burada aşındırma faaliyetlerini çok yapmaz. Burada daha çok biriktirme faaliyetleri yapar. Pekala Türkiye'de kıta sahanlığı en geniş nerede? Ege'nin kıyılarında. Pekala neden Karadeniz ve Akdeniz'de kıta sahanlığı darda, Ege bölgesinde kıta sahanlığı geniş? Bunun sebebi Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde dağlar denize dik uzanıyor. Bunu size ileride boyuna kıyı tipi diye anlatacağız arkadaşlar. Ama Ege bölgesinde dağlar denize dik uzanıyor. Yani bunun da sebebi enine kıyı tipi. Karadeniz ve Akdeniz'de kıyıya paralel, Ege bölgesinde kıyıya dik. Yani Karadeniz ve Akdeniz'de boyuna kıyı tipi, Ege bölgesinin kıyılarında ise enine kıyı tipi. Bunu size ileride kıyı şekillerini, kıyı tiplerini anlatırken tekrardan söyleyeceğiz. Gelelim dalgaların oluşturduğu şekillere. Tabi dalgalar arkadaşlar kıyılarda şekiller oluşturabiliyor. Tabi bu dalgaların oluşturduğu şekiller öyle göl kıyılarında ya da işte ırmak kıyılarında karşımıza çıkmaz. Dalgaların oluşturduğu şekiller deniz ve okyanusların kıyılarında bizim karşımıza çıkıyor. En önemli şeklimiz falez. Diğer adıyla arkadaşlar yalıyer. Nedir falez? Dalgaların aşındırması sonucunda işte malzemeler parçalanıyor, parçalanan malzemeler aşağıya düşüyor ve zamanla uçurum şeklinde, yani eğimin 90 dereceye ulaştığı uçurum şeklinde dik kıyılarımız meydana geliyor. Tabi bunlar oldukça yüksek kıyılardır. 50 metre, 100 metre, 200 metre civarında dünyada falezleri görebiliyoruz. Pekala falezler daha çok nerede bizim karşımıza çıkar? Dağların denize paralel uzandığı yerlerde. Yani dağların denize paralel uzandığı Karadeniz, Akdeniz bölgesi gibi kıyılarda işte dalgalar kıyıya hızlı bir şekilde vurduğu için arkadaşlar burada bol miktarda aşındırma faaliyeti yapar. Yani Türkiye'de en çok falez oluşumu Doğu Karadeniz'in kıyılarında, Rize, Giresun, Trabzon, Artvin gibi, Batı Karadeniz'in kıyılarında Zonguldak, Bartın, işte Düzce'nin kıyılarında ve Akdeniz bölgesinde özellikle Antalya ve çevresinde arkadaşlar falez oluşumu yaygındır. Yani falezleri dalgalar oluşturuyor ama falezlerin oluşumunda rüzgarların dolaylı yönden etkisi var. Bunu bazı kitaplar sorabiliyor arkadaşlar. Çünkü rüzgarlar dalgaları oluşturuyor. Dalgalar falezleri meydana getiriyor. O yüzden falez oluşumunda dalgalar direkt olarak etkili ama rüzgarların dolaylı yönden etkisi vardır diyebiliriz. İkinci dalga biriktirme şeklimiz kumsal. Dalgaların işte taşıdığı ince malzemeleri, ince kumları kıyı şeridinde biriktirmesi sonucu meydana geliyor. İşte güneşlendiğimiz, şezlongları serdiğimiz, işte plaj voleybolu oynadığımız veya işte futbol topu oynadığımız yerlerdir arkadaşlar. Dolayısıyla kumsallar ince kumlardan meydana gelir. Türkiye'de kumsal oluşumunun en çok görüldüğü yer Ege bölgesi. Çünkü kumsal bir dalga biriktirme şekli. Dalga birikim şekilleri de en çok nerede karşımıza çıkıyor? Ege'nin kıyılarında. Bu şu anlama gelmesin. Karadeniz'de, Akdeniz'de kumsal oluşumu hiç mi yoktur? Hayır, mutlaka Karadeniz'de de işte kumların biriktiği belli başlı yerler vardır arkadaşlar. Akdeniz'de aynı şekilde, ama biz kumsal oluşumunun en yaygın olduğu yeri söylüyoruz. O da Ege bölgesinin kıyıları. Üçüncü dalga biriktirme şeklimiz ve aynı zamanda bir dalga birikimi şekli arkadaşlar tombolo. Yani diğer adıyla saplı ada. Nasıl meydana geliyor? Dalgaların biriktirme faaliyetleri sonucunda eski bir adanın ana karaya bağlanması sonucu oluşan yarım adalara biz tombolo diyoruz. Yani eskiden burası bir adaydı. Şurası tamamen suyla kaplıydı ama bu ince kısmı dalgaların getirdiği malzemeler zamanla doldura doldura Tabi bu olay hemen gerçekleşen bir olay değildir. Öyle 3-5 yıl içinde, 10-20 yıl içinde oluşan bir olay değildir. Bayağı uzun bir zaman sürecinde burada dalgalar malzemeleri biriktiriyor ve adayı bir ucundan anakaraya bağlıyor. Tabi ada bir ucundan anakaraya bağlandığı zaman artık ada olma özelliğini yitiriyor arkadaşlar. Biz bunlara yarımada, yani tombolo, Türkçe adıyla saplı ada diyoruz arkadaşlar. Türkiye'de bunun iki tanecik örneği var. Bunları da mutlaka bilmemiz lazım. Birincisi Balıkesir'de bulunan Kapıdağ Yarımadası. Balıkesir'in il sınırında yer alıyor. Hatta yarımadanın şurasında Bandırma ilçesi, şurada ise arkadaşlar Erdek diye bir ilçesi vardır Balıkesir ilimizin. İkinci tombolomuzda Türkiye'nin en kuzey noktası olan Sinop Yarımadası. Yani Sinop il merkezinin bulunduğu o yarımada arkadaşlar eskiden bir adaymış ama dalgaların biriktirmesi sonucunda artık günümüzde bir yarımada halinde duruyor arkadaşlar. Yani bizim karşımıza çıkacak en önemli dalga birikim şekillerinden biri de tombolodur. Gelelim dördüncü dalga birikim şeklimize. Kıyı oku ya da ve kıyı seti. Yani önce kıyı okları meydana geliyor. Bunların uzaması ve karşı kıyıya tam ulaşması sonucunda kıyı setleri meydana geliyor. Ya da diğer adıyla lagün diyoruz arkadaşlar. Hemen burada bakın, işte harita şeklinde göstermeye çalıştık. Şu bölge bir kıyı oku. Bu da bir kıyı oku. Şu da ayrı bir kıyı oku. Şu da ayrı bir kıyı oku arkadaşlar. Tabii iki tane kıyı oku birleşir de körfezin önünü tamamen kapatırsa biz bunlara kıyı setleri diyoruz. Yani bunun kısa olanlarına, karşı tarafa ulaşmayanlarına kıyı oku diyoruz. Ama körfezin önünü tamamen kapatanlarına kıyı seti, yani lagün diyoruz. Hatta burası tamamen kapanınca artık burası körfez olma özelliğini yitiriyor. Artık biz buraya ne diyoruz? Göl diyoruz. Ne gölü arkadaşlar? Kıyı seti gölü. Hani Büyükçekmece, Küçükçekmece, Terkos gölü diye örnekler vermiştik göller konusunu anlatırken. Bu da bizim karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Mesela kıyı okunun Türkiye'deki en güzel örneği Fethiye'de bulunan arkadaşlar Ölü Deniz'dir. Yani Fethiye'de bulunan önemli turistik mekanlardan biri olan Ölü Deniz, Türkiye'de kıyı oku oluşumunun en sembolik böyle örneklerinden bir tanesidir. Yani burada denizin çok sakin olmasının sebebi önünde meydana gelen uzun kıyı oku. Hatta buradaki yetkililer ne yapıyor arkadaşlar? Bu kıyı oku tamamen kapanmasın diye burada belli aralıklarla temizleme çalışmaları yapmaları gerekiyor. Çünkü burası tam olarak kapandığında artık burası koy olmayacak, deniz olmayacak, bir göl haline gelecek. İşte bunu önüne geçmek için ne yapıyor buradaki yetkililer? Yeri geldiğinde küçük temizleme çalışmaları yapabiliyorlar. Yarım kalanlar kıyı oku, tamamen kapatanlar da arkadaşlar kıyı seti. Bunun Türkiye'deki en güzel örnekleri de İstanbul ilinde bulunan Büyükçekmece ve Küçükçekmece kıyıları. Zaten Büyükçekmece ve Küçükçekmece gölleri az önce söylediğimiz gibi kıyı set gölü arkadaşlar. Bu şekilde dalgalar dünyayı şekillendiren önemli dış kuvvetlerden birisi arkadaşlar. Diğer konumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.